Aileler yarışıyor. Aileler yarışıyor. 100 kişiye sorduk, 3 popüler cevap arıyor. Aileler yarışıyor. Cevap aradı fakat bizim burada en popüler cevapları aradığımız aileler yarışıyor. Siz ekran başındaki canım, ciğerim, sevgili izleyici ve şekerli çay ve spontane aileleri hoş geldiniz. Ay bugün boy ortalaması maşallah. Bir de bir enerji inanamayacaksınız. Yani beni yanıltmazsınız diye düşünüyorum. Tabii ki. Hiç şüpheniz olmasın. Hiç şüpheniz olmasın. O zaman aileler yarışıyor. Başlasın. Ben bıdık mı kaldım ya sizin yanınızda? Yok. En bıdık benim. Yok yok, bıdıklıkta yarışırız bu akşam. Allah. Spontane mi geldiniz? Ne oldu? Aslında bizim grup adımız farklıydı. Ama neydi? Önce... 4 artı 1'di. 4 tane eğitimci, 1 tane mühendis. Ama önceden kullanıldığı için biz de spontane olarak spontane ismini verdik grubumuza. Çok gerçekten çok yaratıcı olmuş. Tebrik ediyorum. Ama son anda oldu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Şekerli çay. Evet. Şekerli çayın sebebini söyleyeyim. Söyle. Sabahtan arkadaşlarla çay içtik. Sonra iki arkadaş şeker atmadık çayımıza. Bir iddia ettik yani. Dedik ki şekerli çay olmaz dedik. Onlar da üçü olur dedi. Olur olmaz, olur olmaz. En sonunda şekerli çay. Şekerli çay. Harika. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben bu enerjiye daha fazla dayanamam. Bir an önce başlamak isterim. Ozan ve Sema geliyor. Başlıyoruz. Kuralları hatırlatmıyorum. Hepsine çok hakimsiniz. Ama 1.000 liralık bir sürpriz cevabımız var. O kime çıkar? Sürpriz adı üstünde. Ama günün sonunda bu akşam eğlencenin yanında büyük ödül 5.000 lira için yarışacaksınız. Sonra şekerli çay mı içersiniz, şekersiz mi içersiniz? Onu ben bilmem. Birinci etabımızla karşınızdayız. 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Kadınların görünüşlerini değiştirmek için yaptıkları bir şey. Sema. Saçlarını değiştirmek. En basiti değil mi? Saçlarını değiştirmek. Var mı en popüler cevaplar arasında? Saç kestirmek, saç evet. Boyatmak. Genelde de böyle moralimiz bozuk olunca mı yapıyoruz? Genelde. Sen değiştirir misin çok? Hayır. Güzel. Demek ki hep mutlu kadın. Ozan? Makyaj yapmak. Makyaj yapmak daha mı popüler? Yeah! Daha popülermiş. Görüşürüz Sema. Ya, bir kadın olarak bir erkekten az puan aldım. Spontane ekibi. Ne oldu? Bilalettin. Ben bir erkek olarak direkt makyaj dedim ama Sema liderimiz. Demek ki kadınlar olabilir bilmiyor ya, bazı olabilir şeyleri. Olabilir böyle şeyler. Kendisi, kadınlar bilmiyor bazı şeyleri. Bilmiyor. Kendisi bu yani, sabah saçıyla ilgili işlem yaptırdı herhalde. Direkt onun için saç geldi aklına. Erkek gözüyle bakmadığınız doğru için Sema? Olabilir. Aynen. Bravo Tuğba. Peki o zaman spontane ekibiyle devam ediyorum müsaade ederseniz. Ozan
Şöyle bir tanıyalım sizin ekibi. Biz aslında çok yakın arkadaş ekibiyiz. Ayrıca Özge benim nişanlım. Çok taze nişanlıyız. Özge nişanlın ne kadardır? 15 günlük. Ay hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamını erdirsin. Ne kadar zamandır tanışıyorsunuz? Tanışmamız 3 yıl. Beraberliğimiz 1,5-2 yıl gibi bir şey. Ay harika. Arkadaştınız. Evet. Sonra dediniz çok iyi anlaşıyoruz. Bir kademe üste geçelim istedik. Level atladınız. Evet, aynen harika. Öyle. Allah tamamını erdirsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Raziye ve Abdullah ve hanım arkadaşlarınız. Evet. Hepimiz yakın arkadaşlarız. Harika. Evet. Kaç yaşındasın? 32 yaşındayım. Çok güzel. 38 mi 2 mi? 32. Aa güzel. Ne iş yapıyorsun? Ben mühendisim. Kamuda mühendis olarak çalışıyorum. Ankara'da yaşıyorum. Ankara. Evet. Hepiniz mi Ankara? Hayır. Yok hayır. Hayır. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Burdur. Burdur. İstanbul. Çok güzel. Aa karışık. Evet. Güzel. Sen Ankara'dan mı geldin? Evet Ankara'dan geldim. Ay hoş geldin. Hoş buldum. Toprağım. Gelirken bir simit getireydin. Keşke ama düşünmedim. Buradan bir ricam olacak. Beni bilirsiniz. Çok bir şey istemem. Çiçek, çelenk, kaktüs, yenilebilir çiçek, çiçeğin her türlüsü, yöresel hangi yöreden hiçbir şey istemiyormuşum Allah'tan. Hani bunları isterim beni bilirsiniz. Ankara'dan geliyorsunuz bana simit getirin lütfen. Simit sizin ya. İçin göndereceğim söz. Ya böyle bir simit yok. Gerçekten. Yani bak buradaki simit üzülür. Anladın mı? Simit olmaz. Peki Özge seninle devam ediyoruz. Kadınların görünüşlerini değiştirmek için yaptıkları bir şey söyleyin. Giyim tarzını değiştirmek. Aa giyim tarzını değiştirmek güzel. Var mı ona bir bakalım. Yapar mısın sen? Ben yaparım evet. Giyim tarzını değiştirmekten kastın ne mesela? Örneğin spor giyiniyordur, klasik giyinmeye geçmiştir gibi. Güzel. Giyim tarzını değiştirmek var mı en popüler cevaplar arasında? Kıyafet, ayakkabı. Ben rakibin böyle centilmen olanına bayılıyorum ya. Onlar biliyor, onlar alkışlıyor. Harika. Raziye sendeyiz. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Çıkanlar makyaj yapmak, saç kestirmek, saç boyatmak ve de kıyafet, ayakkabı. Estetik estetik yaptırmak. Aynen. Çok mantıklı. Güzel cevap. Mantıklı değil mi? Çok güzel cevap. Ama tabii ne oldu Bilal ettin? Bu cevabı verdim. Cevabı verdim. Çok genel. Olur mu? Çok estetik ama yani artık. Ne diye belirtsin? Ne diye belirtsin mesela? Yani, yüz estetiği, çok güzel sordun. Vücut estetiği. Hayır, şekil yani, değil. Kopya vermiş gibi olmayalım da yani ha, farklı şeyler olabilir. Tamam. Yani. Fiziki görünüşünü değiştirmek. Estetik olarak onu evet. Alacağız. Çünkü muhtemelen 100 kişiye sorduğumuzda da yani estetik diyecek. Burun estetiği, şu, bu estetiği diye ayırmayacak diye düşünüyorum. Kadınların görünüşlerini değiştirmek için yaptıkları bir şey söyleyin dedik. Raziye dedi ki estetik var mı? Ah Bilalettin sen bilmezsin. Artık o kadar çok estetik var ki onu ayırt etmemişlerdir. Abdullah sendeyiz. Evet. Cevabım biraz farklı olacak ama kadınlar her haliyle güzeldir. Ama yine de kadınlar kendi değiştirmek için genelde diyet yapıyorlar. Diyet yapmak diyebilirim. Bak o da güzel şey. Şey yaptı. Kadınların hemen gönlünü kazandı. Diyet yapmak çıkar mı Bilalettin? Bütün kadınlar güzeldir falan. Diyet yapmak bekarsın değil mi Abdullah? Güzel değil mi peki bütün kadınlar? Tabii ki. Soralım. Aa, tabii. Doğru. Bekarsın, bütün kadınlar güzeldir. Bak oraya katılıyorum. Tabii ki. Bütün kadınlar. Şeylere takılmayın. Yani bazısı kiloludur, bazısı zayıftır. İşte efendim insanoğlu hep kendinde olmayanı ister ya. Evet. Mesela pırasa saçlıyım dümdüz. Ablamın bayağı bildiğim böyle kıvırcık. İşte çocukluğumdan beri saçlarını falan böyle çekerdim, ederdim. Onu isterdim. Oysa ki mesela şimdi büyüdükçe insanlar diyor ki ay fön mü çektirdin? Fön çektirmiş gibi. Sonra anladım ki o da değerli bir şeymiş yani düz saç. Her kadın güzeldir. Bakalım var mı? Ne diyet demiş? Yapmak. Kek yapmak mı? Diyet yapmak. Ha, diyet yapmak. Diyet yapmak var mı? Var. Ya çok güzel gidiyorsunuz spontane ekibi. Hiç çarpı almadınız. Aman hanım, nazar değmesin. Hanım nasıl güzel bir isim hanım ya. Teşekkür ederim. Sen efendim? İsmini ne kadar kendi güzel kadar taşıyor. Güzel. Çok yok değil mi? Evet, evet. Hakikaten. Peki
O zaman bir cevap alalım senden. Aslında aklımda 3 tane var ama birisini söyleyeceğim çünkü diğeri Ozan ve Özge'nin aklına gelirmiş gibi geliyor. Çarpı alırsam onlar. Çarpı alırsam diyor. Evet, onların aklına gelir diye düşünüyorum. Ha, diğeri de akıllarına gelmez. Evet. Belki. Protest tırnak demek istiyorum. Aa, oho. 100 kişiye sorduk ha. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Vardır. Ama sıkıntı yok, sorarım. Tamam. Protest tırnak var mı? Çok üzüldüm. Ya kesin öyledir biladerim. Kesin öyledir. Buldum. Ozan sen deyiz. İlk çarpınızı aldınız. Kadınların görünüşlerini değiştirmek için yaptıkları bir şey söyleyin. İnanın aklımda hiçbir şey yok. Gördün mü hanım? Hani ne oldu? Hanım! Biraz düşünürse bulur. Ozan sana güveniyorum. Biraz düşünürse çok bulur. Çok zamanımız yok ama. Şeyi düşün mesela. Özge'de bir şey fark ediyor. Aa falan mesela diyorum bilmiyorum. Sana yardımcı olmak isteyen can atan birini tanıyorum. Bilalettin. 5 4 3 2 1 0 Kusura bakmayın. Bilalettin. Senin şimdi gruba toplanıyorsunuz. Aynen öyle. Toplanın çok Sema. Çok özür dilerim. Hayır hayır buyurun toplanın. Ha, tamam. Kümelenin lütfen. Özge iki çarpıdasın. Hadi sen bulursun. Şöyle son zamanlarda sanıyorum çok popüler ve bence insanın gerçekten yüzünü çok değiştiriyor. Protez dişler yapma. Diş protezleri. Ha, diş. Ve inanılmaz bir şekilde değiştiriyor gerçekten. Doğru. Çok haklısın. Diş. Diş varsa... Yırttık. Diş var mı? Aa, enteresan ama güzel bir cevap. Duydunuz mu? Çok üzüldüm. Çok, kesin. Çok üzüldüm. Sana güvenim sonsuz Bilalettin. Levent. Göz. Göz ne? Lens. Ha lens. Seval. Aynı fikirdeyim lens. Bilalettin. Botoks diyorum ama hiç bana katılmadılar. Botoks diyorsun. Botoks estetikle aynı. Değil. Genel oluyor. Aynı. Tuba? Ben de lens diyeceğim. Evet. Sema, kaptan sensin, sen karar verirsin. Grubuma güveniyorum ve lens diyorum. Umarım estetik girmiyordur botoksa. Bana güvenseydiler kazanmıştık mesela. Mı acaba? Hayır, acaba. Değil. Evet. Ama değil. Estetik hepsine giriyor. Hayır abi. Genel. Lens var mı? Yok botoks. Çok ayıp. Ya lens kardeşim. Ben lens böyle bir şey görmedim. Yok, biri bir şey diyor falan. Hayır ya. Bir de ben sonunda lens demiştim zaten diyor. Evet. Evet. Böyle bu. İzleyelim kaydı izleyelim. Daha girmeden zaten karşı tarafa sattı bizi. Ben anlaşayım gideyim oraya falan dedi. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Daha ilk etaptan 93 puandalar. Ya tebrik ediyorum sizi. Bu kadar çalıştınız, didindiniz, puanları bedavadan verdiniz. Ama gerçekten çok teşekkür ederim. Çok güzel verdiniz, teşekkür ederim. İlk etapın günahı olmaz diyorum. İlk etapın günahı olmaz. Peki, aileler yarışıyor da ikinci etapımızla devam ediyoruz. Dur. Özge ve Tuba geliyor. Bravo. Rahat olun, henüz başlamıyorum. Seni tanıyalım Tuba. Tuba Karasal, Eskişehir doğumluyum. Babam Malatyalı, annem Erzurumlu, Başak Burcu'yum. Bu arada bir şey söyleyeyim, lens senin fikrin miydi? Evet. Aslında benim de fikrimdi, Levent'in de fikriydi. Ay bir şey söyleyeceğim ama ben bu kadar doğal mavi bir göz görmedim. Ben de. Sen de mi görmedin? Güzel. Anne,
Malatyalı. Kim Malatyalı? Babam Malatyalı. Babam Malatyalı. Annen? Erzurumlu. Ooo çok güzel. Anne selam. Köylüyüz, Erzurumluyuz. Anne köylüyüz, Erzurumluyuz. Erzurum'a selam. Malatya'ya selam. Aileler yaşıyor. Nerede hepsine izliyorsanız hepinize selam. Güzel. Ne iş yapıyorsun? Özel bir sektörde agent olarak çalışıyorum. Çağrı merkezinde. Ne olarak? Agent. Agent. Bize Türkçesini söyle. Çağrı alıyorum. Ha güzel. Müşteri temsilcisi. Ona ne diyor? Ha müşteri temsilcisi. Şey mi? Ne? Böyle komik bir şey geldi mi başına? Çok. Bir tanesini ya anlat. Komik değil de daha çok böyle müsteşen diyelim biz ona. Ha okey. Boş ver Tuba. Evet. Tamam, çok dedi. Yok komik değil. Tamam Tuba çok memnun oldum. Özge seni tanıyalım. Özge Özel ben. Antalyalıyım. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde akademisyenim. Eğitim fakültesinde. Aslan Burcu'yum. 33 yaşındayım. Antalya'dan değil artık Burdur'dan geliyorum diyeyim. Sizi tanımada ayrıca çok sevindim. Ben? Çok güzel görünüyorsunuz gerçekten. Çok sağ olun. Çok teşekkür. Tuba ben nasıl görünüyordum? Mükemmel. Yok yok başka bir şey söylemiştin. Kilolu görünüyorsunuz ama inanılmaz zayıfsınız. Ekranda kilolu görünüyorsunuz. İnanılmaz zayıfsınız. Çok sağ ol Tuba. Çok teşekkür ediyorum. İnan şey televizyondan kilolu mu görünüyorum? Evet. Daha büyük, iri gözüküyor. Bir iki daha büyük, iri değil mi? Evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Pardon da siz de bayağı diyorum size yani boy ortalaması bayağı iyi burada yani. Bir, böyle bir iki kilo almanız gerekiyor ama. Yok, bir iki maşallah, kilo. Maşallah çok güzel çıtı pıtısınız. Niye almayayım mı? Peki ikinci etapımız geliyor. 100 kişiye sorduk en popüler 6 cevabı arıyoruz. Çalan kapıyı açmadan önce yap... Özge? Kim o diye sorarız. Kim o diye sorarız. Sorar mıyız kim o diye? Aa, en popülerini de bulduk. Görüşürüz Tuba. Neyse sonunda bize gelecek zaten. Aynen aynen. Dejavu gibi bir şey oluyor. Buraya gidiyorum oraya geliyorum. Zaten. Raziye? Evet. Kapı, çalan kapıyı açmadan önce yaptığınız bir şey söyleyin. Anahtarını açarım. Aa tamam mantıklı bir şey yaparsan. Anahtarı açarım. Kapının kolunu çeviririm veya da. Daha başka bir şeyler deme. Aa pardon. Anahtarla açarım. Var mı? Bravo. Kilidi açmak. Bravo. Kilidi açmak. Abdullah'tayız. Bilalettin, söyleyeceğim bir şey varsa önden söyle. Evet, alayım. Bakışlarımla söylerim. Peki. Ben de bakışlarıma cevap veriyorum o zaman. Yiyin lütfenizi, buyurun. Tamam. Çarpı. Abdullah, sendeyiz. Çalan kapıyı açmadan önce yaptığınız bir şey söyleyin. Bir saniye derim. Neden? Genelde öyle oluyor, kuryelerle. Genelde kuryeler mi geliyor dedi? Evet. Ha sen sürekli şey sipariş falan. Evet kilom aldığımdan belli. Burdur'da yemekler çok ucuz. Bir gün sizde bekleriz. Sen evde yemek yapmıyoruz. Komple mi bekarsın? Yani evet. Annenle babanla yaşamıyorsun. Ben tek yaşıyorum. Peki Abdullah ne dedi? Bir saniye. Bir saniye. Çalan kapıyı açmadan önce yaptığınız bir şey söyleyin. Abdullah demiş ki bir saniye. Genelde böyle oluyormuş. Bakalım bir saniye var mı? Abdullah şunu unuttu. 100 kişiye soruyoruz ve en popüler 6 cevabı. Ben kendimi düşündüm. Abdullah çok üzüldüm Abdullah. Efendim? Çok üzüldüm Abdullah. Önemli değil. Dostu kazansın. Hanım sendeyiz. İlk çarpınızı aldınız ona göre. Tamam kapı deliğinden bakarım. Çok mantıklı. Çok güzel bir cevap. Bravo. Mantıklı. Evet, ikinci popüler cevap. Senin cevabın mıydı? Benim de. Kimin? Birkaç tanesinden biriydi. Kapı deliğinden bakmak var mı en popüler cevaplar arasında? Başlayacağım. Bravo. Orada bir şey olmuş demek ki. Hem delikten bakıyorum hem de gidiyorum camdan bakıyorum. Ozan. Bir çarpınız var, unutma. Evet. Ve açılmamış 3 tane cevabımız var. Bazen evimiz dağınık olabilir. Hızlıca ortalığı toparlamak diyorum. Hızlıca ortalığı toparlamak. Evet, en azından çabalamak. Aletler oy verdi. Çeki düzen verelim. Bakalım, ortalığı toparlamak var mı? Aa, sen bu sporu yapıyorsun Bilalettin. Üçüncü çıkacak dedi Bilalettin.
Özge, sendeyiz. Çalan kapıyı açmadan önce yaptığınız bir şey söyleyin. En popüler 4 ve 5. cevabın peşindeyiz. Aniden beklenmedik biri geldiyse üstümüzü başımızı düzeltiriz. Veya uygun bir şeyler giyeriz. 4. 4 mü? 4. Yapmayın ya, çarpayım. Dört. Bakalım var mı? Üstümüze bir çeki düzen vermek, çıkmasın. Düzeltmek. Bakalım. Yani bizde de böyle şey olur değil mi? Spontane gelen misafirler. Aynen öyle. Ha? Kesinlikle. Çat kapı. Çat kapı bizde zaten değil mi herhalde? Gelir mi sizde çok? Çok. Çok. Tuba bak derdi. Çok. Var mı bir mesajın? Gelmeyin. Peki. Raziye düşündün herhalde o sırada. Düşünüyorum, bütün cevaplar verildi. Ama düşünüyorum. Süre hakkım var galiba. Yo artık nerede süre? Artık aa. 3, 2. Aa ne güzel saydınız. İnsafsızlar. Saniyeler bu kadar hızlı mı geçiyor? 5. 4. 3. 2. 0. 1. Finish. Lambayı açın. Geçti. Geçti. Kümelenin. Kümelenin. Bir hakkım. Çalan kapıyı açmadan önce yaptığınız bir şey söyleyin. İki tane çarpınız var. Abdullah yine geldim sana. Sana güveniyoruz Abdullah. Hadi Abdullah. Yani bir saniye benzer bir cevap vereceğim ama geliyorum dedim ben. Çok mu atıyordun? Evet. Geliyorum diye sesli. Uzaktaysam, salondaysam, yani kapıya giden kadar geliyorum dedim. Bağırma. Yo ben yakındaysam da geliyorum dedim. Olabilir. Beklesin orada. Geliyorum var mı? Az önceki tam telafi. Yani o çıkmalıydı. Kesinlikle. Güzel. Geliyorum diye sesleniyoruz. Güzel. Doğru. Çok iyi. Siz çok ne bulmuştunuz çok merak ettim. Geliyorum diye seslenmek. Kesinlikle. Ben de evde yokmuş gibi yapmak. Hayır. Ya, hayır. Şey ya söyleme. Düşünsen bile söyle. Bazı düşündüklerini söylemeyeceksin. Yani niye? Demek ki gelenler evde yoksa bile böyle düşünecekler. Maske takmak. Ben maske takmak dedim. Sema evde yokmuş maske gibi takmak, yapıyor. Maske takmak yaptığımı söylüyorum. Değil mi son zamanlarda? Aynen. Direkt. Gayri ihtiyar böyle maskeye gidiyor elimiz. Aynen evet. Öyle. Doğru. Sema güzel numara ama buradan Sema'nın eşi, dostu, kesin, arkadaşı buradan sesleniyoruz. Sema'ya biraz şey ısrarlı çalın kapıyı. Yok ya aramadan gitmiyordu. Cama taş atın. Aramak bile cevap vermiyor. Yok Allah'tan birinci kattayım balkondan giriyorlar. Cama kaya parçası attım. Numara yapamazsın. Allah'tan birinci kattayım balkondan giriyorlar dedi. Daha fazla ayrıntı verme. Peki o zaman en sevdiğim etaba geldim. Hedefi vur etabı. Şöyle en baştan yine başlayacağım. Burada 10, 20, 30, 40, 50 puanları toplarsanız. Ay en sevdiğim, ay en sevdiğim. Spontane 91 puanda, Şekerli Çay ekibi 93 puanda. Kafa kafa gidiyorlar. Akşam sonunda neler olur bilemiyorum. Sema ve Ozan geliyor. Hadi. Buradaki olayımız şu. 100 kişiye sorduk, en popüler cevabı arıyoruz. Tek bir cevap peşindeyiz. Butona bastıktan sonra 5 saniyeniz var cevaplayabilmek için. Diyelim ki Sema sen bastın, bilemedin. Sana soruyu tekrar soracağım. Tamam. O yüzden heyecan yapmayın. Tamamdır. 10 puanlık soru için hazır mısınız? Evet. Güzel. Şimdi boştan hazır duruyorsun. Balkondan mı giriyorlar sana? Yani gelmediler şimdiye kadar ama gelebilirler. Artık ha attın yani kafadan. Yani. Neyse bunun sonu konuşacağız. Peki o zaman 10 puanlık sorunuz geliyor. Balıkçıların kullandığı bir şey söyleyeyim. Ozan. Olta. Olta. Aradığımız o en popüler cevap mı? Bravo. 10 puan spontane ekibine gider. Özge ve Tuba geliyor. Sen bekarsın. Evet. Sen nişanlısın. Evet. Güzel. 20 puanlık sorunuz geliyor. Çocuk parklarında görebileceğin... Tuba. Salıncak. Salıncak. 20 puanı getirir mi? Geldi. Geldi. Geldi.
Bravo Tuba. Bilmeme ihtimalim sıfır bunu. Raziye ve Bilalettin geliyor. Biraz. 30 puanlık sorunuz geliyor. Tabii. Üst düzey teknoloji denildiğinde aklınıza gelen... Bilgisayar. Bravo evet. Bilalettin. Evet. Bilgisayar var mı? Tabii ki. Var. Sendeyiz Raziye, hadi. Ne ettin Bilalettin? Kime ne ettin? Raziye, üst düzey teknoloji denildiğinde aklınıza gelen bir şey söyleyin. İletişim. Uzay mekiği. İletişim. Yok. 30 puanı getirir evet, mi? Evet, olabilir. Gelmez yok. Galiba. Olabilir. Ups. Hadi Bilalettin. Ne ki? Ne çıkar? Telefon. Uzay mekiği. Uzay teknolojileri olabilir. Uzay mekiği olabilir. Cep telefonu, cep telefonu. Var. Şey ya. Ne? Uzay teknolojisi. Uzay, uzayla ilgili bir şey. Dilin ucunda. Şey ya. Uzay mekiği. Bilgisayar programı. İletişimle alakalı mi? Da. Ne? Ne? Dur bakalım neymiş. Aya bakalım. Çıkmak mı? Senin kesin şimdi çıkınca söylersin o ders. Tabii ki herhalde. Ben biliyorum. Bilgisayar programı. Yapay zeka. Ha evet. Dilin ucunda. Robot. Yakın. Tabii ya. Tabii tabii. Robot. Tabii tabii. Tabii. Dilin ucundaydı ben biliyorum. Az biraz daha bekleseydim çıkacaktı. 30 puan pende kaldı. Ay müthiş. Seval ve Abdullah geliyor. Oo çok güzel soru. 40 puanlık sorunuz geliyor. Temizlik denetimi yapılan bir iş yeri. Hastane. Hastane. 40 puanı getirir. Geldi. Spontane ekibine. Geldi. Geldi. Hadi ben... Seval. İyi düşün. Temizlik denetimi yapılan bir iş yeri söyleyin. Belediyeler. Belediyeler var mı? Hayır. Hayır. Lokanta, hadi ya. Fırın. Restoran. Restoran. Dur gitme beraber öğrenelim. Ben de bilmiyorum cevapları ama restoran. Evet ilk akla gelen orasıdır. Restoran. Bakalım. Lokanta falan. Restoran. Yiyecek içecek. Tabii. Fırın. Fırın. Bir numara. Görüşürüz Seval. Görüşürüz Abdullah. Önce ekmekten başla ben bak denetleme. Sen de iyisin. Tatarata. 50 puan için Levent ve hanım geliyor. Haydi. Harika. Eller arkada. 50 puanlık sorunuz geliyor. İnsanların ayakları ile yaşadığı bir problem... Hanım. 3. Varis. 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 En popüler cevap mı? Hadi. Levent lütfen. İnsanların ayakları ile yaşadığı bir problem söyleyin. 3 2 Çok basit. 1 Nasır. Mantar. Çok iyi. Nasır var mı? Aa, mantar, nasır. Doğru, doğru. Hayır, doğru. Evet, değil, hayır, direkt hayır. Görüşürüz hanım. Görüşürüz hanım. Levent'e bak ya. Mantar dedi biri. Orada çok mantıklıydı bence. Mantar nasıl zaten? Çok mantar oldu. Mantarlamadı. Hedefi bu retabın sonunda bakıyorum spontane ekibi 101 puanda. Şekerli çay ekibi ise 163 puanda. Ve üçüncü etapımızla devam ediyoruz. Enerji trafosu gibi bir adam geliyor şimdi. Hayır. Bir de sakinlik yani hani sakinliğin resmini çiz desen Razi'yi çizerim. Aman. Razi ve Bilalettin hadi. Geliyor. Hadi, hadi. Hadi. Sana döneceğim Bilalettin. Razi'ye seni tanıyalım. Tabii ki. Ben bireysel eğitim uzmanı ve floor time terapisti Raziye Yılmaz. Antalyalıyım. Çok pardon orayı kaçırdım. Ne terapisti? Bireysel floor time terapisti. Floor time evet. Ne demek?
Ne demek? İletişim becerisi. Çocuklarda gelişim geriliği gösteren çocuklarımızda iletişim becerisini arttırmaya yönelik bir metottur. Türkiye'de de çok yaygın kullanılan bir metot. Çocuklarımızda da çok güzel yararlarını görüyoruz. Gelişim sıkıntısı, gelişim, zorluğu yaşayan çocuklar. Tabii. İletişim becerisinde, sosyal iletişim becerisinde zorluk yaşayan, yaşıtlarını takip edemeyen veya sosyal uyum problemi yaşayan çocuklarımız da 0-6 yaş döneminde floor time terapistliğini uygulayabiliyoruz. Tamam, harika. Çok teşekkür ederiz bu bilgi için. Peki hemen seni de tanıyalım. Adım Bilalettin Tahirler, elektrik teknikeriyim. Tekstil kentte elektrik teknikeri olarak çalışıyorum, mesleğimi yapıyorum. İşte evliyim, iki çocuk babasıyım. Bu kadar. Yani. Siz hep böyle enerjik misin? Yani enerjiyim. Grupça öyle. Kazana düştük. Kesinlikle. Ondan. Grupça kazana düştünüz. Orada bir tane çok daha var. Patlamaya hazır bomba. Levent değil mi? Kendiniz onu fena. Fark ettim. Çok fena. Fena. Peki o zaman bol şans diliyorum size. Üçüncü etapınız başlıyor. 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Sokakta kaldığınızda sabahlayabileceğiniz bir otel. Bravo. Otel var mı en popüler evet, cevaplar arasında? En popüler. Hayır, cevap. Aa. Nasıl yok? Sakın. Soru nasıl senin yok? İçin tekrar geliyor Bilalettin. Evet, soru. Sokakta kaldığınızda sabahlayabileceğiniz bir yer söyleyin. Park. Park. Aynen. Parkın bankına uzarım. Kaldın mı hiç? Doğru. Şimdi ajitasyon yapmayayım, kalmadım yani. Allah göstermesin de yani görüyoruz ya işte geçerken falan. Yani. Ama şey hayır canım ne var ya anahtarı unutmuş olabilirsin. 6 tane cevap. Yok olmadı. Olmadı. Peki bakalım park var mı? En popüler. Bir olmazsa saygı. Evet. Ne tatlı adam Bilalettin. Kısacığım bu dansı yapmaya başladı falan. Artı bir de 1.000 lira. Park. Bir de sen ne dedin Bilalettin? Çıkmazsa ne dedin? Nerelisin? Çıkmazsa saymam ya. Bir, kesin bir yani. Kesin. Ya tabii ki sayarım da yani. 1.000 lirayla ne yapacaksın? İddialı olmayı sevdiğim için öyle söylüyorum. Onu fark ettim. Tabii. Senin burcun ne? Burç koç. Tabii ki koç. Tabii ki. Attım tabii ki biliyordum yani. Attım. Niye soruyorsunuz ki? Siz de koç. Koç değil mi? Evet. Belli ya direkt koç ya direkt koç ya. Ne yapmayı düşünüyorsun 1.000 lirayla? Hiçbir şey. 1.000 lirayla? Hiçbir şey. Ya arkadaşlarla bizimle paylaşacak. Çıkışta yemeğe gideriz ben öderim sonra. Ay bize 5'er lira verip gönderme de. Bilalettin ya. Kızım yaptın mı öyle? Ben senin yerinde olsam herkese şekerli çay ısmarlarım. Evet çok mantıklı. Çıkışta aramızda kalsın. Çıkışta direkt tornistan. Aa. Nere? Tornistan. Topuk. Direkt. Topuk yaylası. Güzel. Ama onlar de bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Ha güzel aramızda. Duymadılar. Beraber harcayalım. Aa. Tamam. Olur hep beraber yemeğe gideriz. Olur. Çok iyi yeriz. Ben de o iş diyor. Ben de diyor Bilalettin. Peki Bilalettin sayesinde en popüler cevap buldunuz. Artı bir de 1.000 lirayı aldınız. Daha doğrusu Bilalettin evet. Aldı. Seval seninle devam ediyoruz. Sokakta kaldığınızda sabahlayabileceğiniz bir yer söyleyin. En yakın arkadaşımı ararım. Sen de kalabilir miyim derim ve topuk ona giderim. Çok. Topuk ona giderim. Oldu mu hiç? Geldin mi başına? Geldim. Aa. Geldim. Kimle kalmıştın? Çok yakın bir arkadaşımla kalmıştım. Anahtarım ne dedin? Yok uyanıktı zaten ama o çok şey oldu yani düşeş oldu. Yoksa ben de parkta yatabilirdim herhalde Bilalettin gibi. Bilalettin gibi mi? Sen de parkta yatmıştın ya. Hani kim dedi onu? Bilalettin yatmamış. Yatmış mı? Yattı mı? Yok sen şaka yapıyorum. Peki bakalım yakın arkadaş var mı en popüler cevaplar arasında? Ona kadar biliyorum artık. Arkadaş, Levent sendeyiz. Sokakta evet, kaldığımız. Sokakta kalmış olsam büyük bir ihtimalle sabahçı kahvesinde sabahlayayım. Evet. Kahve. O yorgun. Güzel ha? Cevap. Söyle ne çıkar bile? İkinci. Kıraathane mi orası? Direkt. Sabahçı kahvesi. Aynen. Sabahçı kahvesi var mı? Kıraathane diye de tabii geçiyor ki. Olabilir. İki. Altı. İki falan değil.
Değil. Ben sana dedim sabah kahvesi söylenir. Ya yok. Levent'le Bilalettin yaş tabii biraz şey oluyor. Şey o sabahçı kahvesi. Evet Sema. Çok önemli. İlk çarpınızı aldınız. Aileler yarışıyor. Yıllarını vermiş bir Sema var karşımızda. Senden 2, 3, 4 ya da 6'yı bekliyoruz. Sokakta bir de alabilir miyim soruyor. Sokakta kalsam Sema mı? Seni tebrik ediyorum. Gerçekten yıllarını vermişsin. Vakit kazanmak için harika bir yöntem. Sokakta kaldığınızda sabahlayacağınız bir yer söyleyin. Çok basit. Hadi. Yakın akrabamın evi. Of aynı şey. Akraba. Yapma. Çıkar mı yakın akraba? Yapma. Ben de hiç arkadaş başka akraba. Aynı şey. Yakın akraba. En yakın. Bilalettin bilir kişi olarak sana soruyorum. Şimdi nasıl kıvıracağımı bilemiyorum ama arkadaşla akraba farklı farklı şıklar olabilir. Evet. Diye kıvırayım. Zaten kıvırabildim mi diye. Bence farklı. Evet. Ama yani. Bakalım bir soralım. Akraba var mı? Çıkmazsa vardır, da vardır. Çamur yapmayız yani. Vardır var. O denli. Çamur yapmıyor. İkinci çarpınızı aldınız. Spontan bir kümelenin yani, orada. Spontane. Kim dedi? Şey çıkmazsa da ne yapmayız dedi. Ne? Tuba sen mi dedin? Ne yapmayız? Yok o dedi ben de sen yapmazsan çamur yapmayız, yapmayız yani. Sen yapmazsan. Ay tam bir koç burcusun. Anlıyorum. Ama sen yapmazsan biz hiç yapmayız. şey neydi? Evet. Dışı seni içi beni mi? Öyle bir şeydi. Sendeyiz. İki çarpınız var. Sonra hemen geliyoruz. Sokakta kaldığınızda sabahlayabileceğiniz bir yer söyleyin. Çıkan Bilalettin sayesinde en popüler park ve arkadaş. İki de çarpınız var. Tuğba. Sahil. Ha güzel. Evet, geldim hiç başına. Aslında başka bir, şey bir cevabım var ama en popüler bu olabilir diye düşündüğüm için bunu söylüyorum. Sahil. Umarım bence güzel cevap. Bence ne de. Oldu kaşı kaldırdın Bilal'den? Sahil, çimenlikler yani. Ya şimdi bir şey söyleyecektim de. Söyleme, açık detay var. Yok, vermeyeceğim. Sema ne dedin? Kopya verme. Detay verme dedim. Sahil var mı? Evet ya! Çok iyi. Sahil. Ben tek başıma yarışayım ya. Sema zaten herkesten... 1000 lirayı ben aldım kız. Sen ne benim zorunlusuz. İki çarpıdasınız. Bilalettin, sendeyiz. 3 tane de açılmamış cevap var. Hadi sen şeyden bile gidersin. Soru neydi? Sen sıradan gidersin. Onu ben yaptım abi. Onu ben yaptım. Aslan onu ben yormayalım. Sen sıradan gidersin. Asuman Hanım çok güzelsiniz biliyor musunuz? Tabii gerçekten. Tabii. Vallahi ben sizi gerçekten. Ya şeyler hani filmlerde falan böyle kayıkları... Kayıklar. Onu bilmem. Vardır. İnan bilmiyorum. Nerede kalıyor? Orada kalıyor. Var tamam mı? Var ya. Kayıkta hiç sabahladınız mı? Güzel olur. Ben romantik. Bir keresinde bak ev dışarıda kalmıştım. Döküyor bana Bilalettin döküyor. Abi parkta yapmadın ama. Bir kere dışarıda yani. Kalmıştım ben kayıkta yattım. Bak inanmazsınız kayıkta yattım. İnanmazsın evet. Parkta da yattın parkta gibi geldi. Parkta da yattım. Çok popüler evet. İkinci bak, cevap. Kayık ya. Birimiz kayık. Kayık. Var mı kayık? Çıksın da. Demek neymiş Bilalettin sadece dizilerde oluyor. Bir mi iki mi? İki ya da en popüler altı cevap arasında. Hanım geldim size. Allah sokakta kaldığınızda sabahlayabileceğiniz bir yer söyleyin hanım. Aklımıza çok şey geldi. Ben cami demek istiyorum. Ne? Çok şey mi geldi aklınıza? Bir sürü alternatifiniz var. Hepsini söyleyebilirsin. Yani Bilalettin'in aklına gelmediyse o onun problemi. Arkadaşlarım tek tek söyleyecektir sırayla hepsini. Hangisini söyleyeyim diye karar veremedim. Ben cami demek istiyorum. Cami. Abdullah? Hastane. Hastane bahçesi. Abdullah çok iyi ya. Sokakta kaldım hastaneye gideyim. Raziye? Otogar. Özge? Cami. Cami. Aklınıza başka alternatifler varsa söyleyebilirsiniz. Cami. Son kararı Ozan verecek.
Ramide. Bir de bu belediyelerin sokakta kalanlar için ayırdığı bir tesis var. Orası olabilir. Sığınma adını evi. Bilmiyorum. Bana güveniyor musunuz? Aa, evet. Sığınma evi. Evet, Ozan'a bırakın. Evet, Ozan. Ozan sen deyiz. Kaptan sensin. Son kararı sen verirsin. Evet, tüm cevaplar benim için de çok mantıklıydı ama 24 saat açık olduğunu düşünerek ben de hastane diyorum. Hastane. Evet. Cami de var, hastane de var. Her ikisi de var. Bir şey anlatacağım bir şey cevaptan sonra. Gerçekten bir şey anlatacağım. Yo, inanıyorum sana. Gerçekten bir şey anlatacağım. Çünkü sen anlatmazsan rahat olmaz yani, olmaz. Anladın mı? Rahat uyuyamazsın. Bakın. Kendimden biliyorum. Geçen hafta yaşadığım bir şeyi anlatacağım ve burada neden bunları söylemedim diye şu an hayret ediyorum. Evet. Dur bakalım, henüz hiçbir şey belli olmaz biliyorsunuz. Yok, bu doğru çıkmazsa çünkü puanlar sizde. Yok. Hastane var mı? Başında tabii ki buldunuz bence, diğer tahminleri de bulundunuz. Bilalettin anlat. Hastane, bak ben mesela hiç aklıma gelmezdi hastane. Başımdan geçen, geçen hafta başımdan gelen geçen bir olay. Daha taze. Evet, dikkat. Taze, Bilalettin taze. Geçen hafta başından geçen bir şey anlatıyor. geçen hafta küçük oğlum Alptekin'in ayağında bir problem vardı. Ayağı şişmişti, iltihaplanmış. Samatya'nın bahçesinde işte sıra aldık falan, biraz beklememiz gerekti. O ara dışarıya çıktım. Orada bankta oturan, sokakta yaşayan çocuklar vardı. Aa. Ondan sonra orada oturdum, sohbet ettim bayağı. Oldukça sohbet ettik. Ondan sonra nerede kaldıklarını, çok detaylı bir sürü şey vardı işte. Mesela bir tanesi parkta yatıyoruz, iki arkadaş parkta yatıyoruz dedi. Bu park oradan direkt bana çağrıştırdı. Diğer arkadaş camide yatıyor aşağıda dedi ve ben burada cami demedim zaten. Evet. Sonra kışın ne yapıyorsunuz dedim. Çadırda. Soğuk oluyor, yazın çok güzel. Tamam, iyi lay lay lom yaşıyorsunuz. Yemek geliyor falan, yemek dağıtıyor, çorba geliyor sabah falan. İşte orada bir şekilde yani ihtiyaçlarını... Yani çok lay lay lom yaşamıyorlar tabii. Tabii ki, yani. Tabii ki. Ama yaz hadi istediğim. Dedim, kışın ne yapıyorsunuz? Kışın sığınma evi var dedi. Ha. Bizi alıyorlar, götürüyorlar tabii. Sığınma evet, evine. Kesinlikle. Biri o çıkacak, biri o çıkacak. Muhtemelen hepsini benim... Ben birazcık düşünebilseydim, hepsini tek tek sıralayabilirdim. Geçen haftayı bile unutuyoruz işte bu kadar. Ama hakikaten ya, bu kadar bir bilgi var sende. Taze sohbet etmişsin. Ama gerçekten kayıt nereden çıktı? O insanların hakikaten yani gerçekten durumları kötü. Yani hayattan biraz kopmuşlar, bağlarını koparmışlar. Evet. Onların o bağ, hani bunlara yemek falan vermek tamam çok güzel de, o bağı yakalatmak çok önemli. O önemli. Onu yakalat, tabii. Ama sığınma evlerinde galiba bunun lazım. İçin evet, harekete yani. Geçiyorlar. İşte o hayattan koptukları o şeyi giderip, o arzıyı canlı bulup, onu çözüp, onları tekrar o hayata bağlayabilmenin yolunu bulmamız lazım aslında. Doğru yani söylüyor. Onlara yemek ver, çorba ver falan, bu çözüm o değil yani bence. Yani şey gibi, neydi o laf sana balık tutmayı? Balık tutmayı, klasik işte balık verme, yani o balık tutmayı öğret. Işte. Ama işte peki. O... Küçük dokunuşları o şekilde yapmamız lazım aslında o insanlara. Doğru söylüyorsun. Yani iş falan vesaire, meşguliyet. Onun için de ama biraz istekli de olmak lazım. Tabii, ya, kopmuşlar zaten. Evet. Peki, bakalım açılmayan diğer iki cevabımız neymiş? Ne çıkar? Sığınma evi. Sığınma ve cami dediler. Bakalım neymiş? En popüler dördüncüsü. Durak. Hiç aklıma gelmedi. Evet. Ben hiç durakta kalanı da görmedim. Saçmalama. Nasıl görmedin? Durakta böyle İstanbul'dasın. Yağmurdan, kardan falan. Vardı. Ben çok gördüm. Ama tabii şimdi siz hep şey diye aldınız. 100 kişiye sorunca evet. Yok hayır hani sokakta kalan insanlar için. Oysaki soru şu. Sokakta kaldığınızda ne yapardınız? Sabahlayabileceğiniz bir yer söyleyin. Soruyu iyi anlamak lazım. Doğru. Bazen oluyor çünkü ben... Aa, aklıma bir şey geldi acaba mı? Şimdi Bilalettin çok eski değil, bir hafta önce şöyle bir şey... Yok şöyle bir şey var, o olabilir. Mesela ya çoluğu çocuğu da uyandırmak istemedim, anahtarı unutmuşum falan, arabada uyudum. Araba. Araba. Çorbacı olabilir mi?
Ben çok yapmadım o alakası. Bakalım neymiş? Araba. Canlı. Evet. Araba. Araba tabii. Herkesin arabası araba tabii ki. Can. Nasıl da algı yaptınız arabaya sürüklediniz? Ya algı yapmadım bak. Bilmiyorum işte cevapları. Demiştim burada. Cami diye demiştim ben. Çok mükemmel bir cevap size. Çok mersi ama güzeldi değil mi? Çok mükemmel. Cevabım güzeldi. Çok iyiydi. Aslında araba çok mantıklı ya. Evet. Mantıklıydı ama demek ki şöyle herkesin de arabası yok. Koç. Adamsın. Teşekkür ederim. Ve bakıyorum ne oldu şimdi? Aa güzel yine kafa kafasını. Spontane 158 şekerli çay ekibi. Tabii 163 ki. Puanda. Rahatladım. Abdullah ve Seval geliyor. Hadi. Seval seni çok tanımak istiyorum. Bir de Bilalettin'le bağın nedir onu öğrenmek istiyorum. Yaklaşık 15 senedir çok yakın arkadaşız. Bir de gerçekten şekerli çaya çok takık bir arkadaştır. Buraya gelmeden önce de özellikle yani ben boş bulundum. Ay hala mı sen şekerli çay içiyorsun dedi. Kaç yıldır görüşmüyorsunuz ki? Yani pandemiden dolayı görüşmedik. Ha okey. Ama onun dışında hep niye görüşüyoruz. Pandemide şekeri bırakması mı gerekiyordu adamın? Değil mi? Ama çok koyuyor. Hala. Hani ben de şimdi şeker çok tüketen... Çok ne kadar koyuyorsun? Çok bir çaya kaç tane koyuyorsun? Küçücük bardağı iki tane. Bir tane şeker atıyorum. Çok ya, koyuyor dedin mi? Ben de bir tane niye koyuyor? Yani ben de mesela tatlıyı seven bir insanım ama şeker kullanmıyorum. Ama bazı insanlar bitki çayına bile şeker kullanıyor. Ve dedi ki evet ben de onlardanım. Öyle bir tatlı bir atışmamız oldu. O zaman grubun ismi şekerli çay olsun dedi. Dedik yani. Güzel öyle. Olmuş güzel. Sen çayı... Şeker. Evet. Ama baklavaları... Aynen. Bak şimdi, haklı mıyım, haksız mıyım? Çaydan önce ne yedin ve ben yedim mi? Duble bitter gofret yedim. Şekersiz çay içiyor. Hadi bakalım. Seval, yediğin içtiğin senin olsun. Bana gördüklerini anlat. Seni tanıyalım. Ben 44 yaşındayım ama 43 diyorum. Tamam, yaşlanmak zorunda değilsiniz bu arada. Niye? Bir şey söyleyeceğim ya. Dur pardon, tam da diyecektim. Ya yaşlanmak zorunda değilsiniz. Evet, değil mi? Hayır, ama şey de çok tatlıymış. 44 yaşındayım ama 43 diyorum. Ya atıyorsan bari bayağı in yani. Çok dürüst. Seval iyi ki 48 yaşında olduğunu söylemedin. Ay evet. Çaktırma. Beylerbeyliyim. Boğaz çocuğuyum. Hatta gerçek İstanbul'dum. Ay. Okey. Yani. Dublet herhalde. Şey İstanbul. Yedi göbek İstanbulluyum gerçekten dedikleri. Gerçekten öyleyim. Hakikaten yalan. Öyleyim. Ondan da çok gurur duyuyorum. Halkla İlişkiler mezunuyum. Eski bankacıyım. Yeni Halkla İlişkiler şirketinde çalışıyorum. Bu şekilde. Bankada ne yapıyordun? Genel müdürlükte çalışıyordum. Aa, okey. Şimdi Halkla İlişkiler firmasında çalışıyorum. Eski istihbarat uzmanıyım bu arada. Finans şirketinde. Okey. Ha, istihbarat şey mi oluyor? Kredi kartlarını ödeme evet, falan evet. Var mı? Kredi veri istihbaratı. Aa. Bankalardan istihbarat alıyorduk. Tamam, çok saygı duydum şu an. Zaten duymuştum da Sevalcığım bu istihbarat. Ama heyecanım da var bu arada. Ha? Heyecanım da yo, var. Yok, güzel. Heyecan her zaman güzel. Peki Sema, Tuğba ve Levent hepiniz arkadaşsınız. Sema ile Tuğba kuzen. Ben de Levent'le manen kuzenim. Nasıl? Yani birbirimize kuzi diyoruz. Ha güzel, tamam, harika. O yüzden ikiniz de mavi giyindiniz. Çok güzel. Evet. Peki iyi ki geldiniz. Hoş teşekkür geldiniz. Ederim, Abdullah seni tanıyalım. Merhaba, Abdullah Tanta ben. Ben de Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde araştırma görevlisiyim. Akademisyen olarak görev yapıyorum. Ne yaptın oğlum ya? Ezberlemiş. Hayır, ezberlemedim. Hayır. Online derslere katıldık da böyle oluyor. Abdullah, bir şey söyleyeceğim. Abdullah yıllardır bu anı beklemiştik ya. Aslında nasıl ki kendini tanıt. Hazırlandım Seval Hanım konuşurken. Bak şimdi bir daha sorayım, aynınızla gelmeyecek. Abdullah seni tanıyalım. Kısırdım. Abdullah Tanta. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi akademisyenim ben de. Bir yıldır orada görev yapıyorum. Peki tek başına yaşıyorsun. Evet. Yemekleri hep dışarıdan söylüyorsun. Her zaman değil tabii ki de. Sadece tatlıyla beslenmiyorsun herhalde. Hayır tabii ki de. Yaptın makarna mı? Yok, ben fırın yemekleri yapabiliyorum genelde. Diyecektim pizza yapmışsındır sen kesin. Yaptım. Bu pandemi de yaptın. Lahmacun yaptın mı? Lahmacun yapmadım. Aa pizza yapar lahmacun. Pizza yaptım. Hamur aynı değil mi ya? Değil mi? Pide yaptım, lahmacuna tamam, benzer olursa. Tamam, çok güzel yapmışsın. Bravo, tebrik ediyorum Abdullah. Hazırsan dördüncü etapımız başlıyor. 100 kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. Oo. Bas. Sen o elin hazır mı duruyor orada? Bas, mikrofondan dolayı şey yaptım. Böyle. No. Şöyle yapıyor bak. Oradan da Bilal'ten gözüküyor, bas.
Daha soru gelmedi. Ne bastın Seval? Sen onu dinleme. Sonra gelir o. Garsonların sık kullandığı bir cümle... Of! Atla. Ne ister? Pardon. Ne? Söylüyorum tamam. Ne? Ne isterdiniz? Ha, okey. Ne alırdınız hani ya da öyle? Aynı anda bütün soruları, cevaplarını sıralayacaktık kendini tanıttığı gibi. Başka bir şey yok. Ne isterdiniz? Ne alırdınız, ne isterdiniz? Ne isterdiniz? Ne isterdiniz? Var mı bakalım? İkinci sırada. Kimden onu yine? Sen bu yarışmaya daha önce geldin mi? Yönetmen de bir tanıdım. Baya bak sen ya, direkt sıralarını söylüyor. Hiç yanılmadım ya. Çünkü içeride tanıdığın falan yok mu benim? Soruları çaldık. Seval sendeyiz. Evet, daha en popülerini bulursun. Bence de bulmalısın. Hadi. Garsonların sık kullandığı bir cümle söyle. Arkadaşımız tüyo da verdi Seval. Ne vereyim abime? Ne? Evet. Ne? Çok mantıklı. Ne vereyim abime? Ama ya esnaf lokantaları yani, böyle demezler. Allah'ını seversen. Bir kişi bu cevabı vermiş olabilir ama. Ya bu 100 kişi belki esnaf lokantalarına çok giden insanlar. Kim bilebilir onu? Doğru söz. Sen geldin mi hiç ne vereyim abime demediler. Yok ama hani Cem Yılmaz esprisi olarak. Aklım. Tabii. Ben gidebilirim. Ne vereyim abime? Ne vereyim abime? Çıkabilirim. Ama ya bana dediler onu ya. O kadar mı? Ne vereyim abime var mı? Görüşürüz Abdullah. Buyur buyur. Çok iyisin ya. Vallahi çok iyi. Biz kişi var mı? Esnaf niye? Ne yaptın kız? Ne vereyim abime? Başka? Bir şey söyleyeceğim. Abi, yalnız hakikaten evden hani buraya geliyor ya normalde aileler. Ya evdeki gibi olmuyor. Evdeki burası bence belli evdeki gibi oluyor. Ha? Burası daha ne şey. Bilal işte niye? Adam dalağını düşürdüm. Bilal. Ya, ya ben ne vereyim abime dediğinde şaka yapıyor zannettim. Ben de şaka yapıyor zannettim. Ben şok oldum. Bir de doğru çıkacak. Böyle bir şey beklemiyordum. Asıl mevzuyu biliyorum. Bu ne vereyim abime çıkmayacak diye düşündü. Evet. Ben ya. Direkt dut dedim. Bu arada onlar baya baya cevap düşündü. Evet. Şimdi Levent ve Bilal'in büyük hayal kırıklığı. Aynen. Ne diyeceğiz? Vallahi 1000 liralık ödül bence ben bu ödül olmalıydı. Ben çok emindim biri olacağını. Tabii. Yani gerçekten 1000 liralık ödül bu olmalıydı. Üçü söyle. Çok rahat. Üçüncü, sendeyiz Levent. Üç, ben üç. En popüler cevabını aslında normalde hani insanlar geldiğinde şunu demesi lazım. Buyurun efendim. Hoş geldin. Buyurun efendim. Buyurun. 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 Evet doğru. Buyurun efendim. Buyurun var mı? Buyurun hoş geldiniz. En çok kullandıkları lütfen. Cümle bu. Yok, yapma yok. Bunu. Karşılama. Buyurun hoş geldiniz. Tabii, garsonların ama ilk karşılamada diye sormuyoruz ya. Garsonların sık kullandığı bir şey söyleyin. He, Sema. Garsonların sık kullandığı. Evet evet. Bu defa numara olmadığını yok, biliyorum. Gerçekten hayır, biliyorum değil. Biliyorum. Aldım ben onu düşünürken senden. Düşünürken unutuyorum çünkü. Garsonların sık kullandığı bir cümle söyleyin. Beş. Hadi sizi şöyle alalım. Evet. Sizi şöyle alalım. Evet. Sizi şöyle alalım. Doğru doğru. Evet. Güzel. Olur. Evet. 100 kişiye sorduk. Ne vereyim abimden sonra. Sizi şöyle alalım. Alalım. Var mı? Kopyalaşıyor musunuz? Fikri! Hadi. Fikri. Ama Fikri gerçekten. Bir fikri var mı? Özellikle şu üçlü mükemmel bir potansiyel var. Çok. Burası alenen yapıyor. Ne? Tuba direkt Bilalettin'e dönüyor. Ne diyeceğim falan. Seval ve Bilalettin kaç yıldır tanışıyorsunuz? Yok öyle bir şey. Biz daha yeni ya buraya gelmedim. Tuba ile Bilalettin kaç yıl? Gelmeden önce. Yani şu 3-4 senedir falan. Daha onlar yeni. Burada 15 yıl var ya. Bunlar artık şeyli anlaşıyorlar. Bakışarak falan. Seval böyle yaptı. Anlaşılmadı çok ama. Aa! Aa! Olamaz. Şok. Çıkmadı mı? Konuşmaya ay ben şok. Hiç bilmiyorum ne diyeceğim. Bak bizi konuşmaya tuttular. Evet. Çarpıyı kopyadan aldınız. Bakalım Seman dedi. Sizi şöyle alalım. Var mı? Ben hayatımda. İkinci çarpınızı aldınız. Bir tanesini kopyadan aldınız. Şimdi Seman'ın da dediği cevap çıkmadığı için. Kümelenin. Tabii tabii ben buyursunlar. Ben hayatımda bu kadar çarpı aldım. Soruyu alabilir miyim? Tuğba.
garsonların sık kullandığı bir cümle söyleyeyim. Rezervasyonunuz var mı? Güzel. Evet. Evet, mantıklı. Aferin. Rezervasyonunuz var mı? Var mı? Var mı? Çok sık kullanmayabilirler rezervasyonlu yere gidiyorsanız. Hanım sendeyiz. Çarpaldıklarını duyamadık. Rezervasyonunuz var mı? Garsonların sık kullandığı bir cümle söyleyin. Bak, şöyle bak, bak. Tamam, kümelendiniz. Baktım, 4-5-6'nın peşindeyiz. Hanım. Afiyet olsun. Abdullah. Başka söyleyeyim, kaç kişiyiz? Raziye. Ne içersiniz? Özge. Yemeğin üstüne tatlı alır mısınız? Ozan, sendeyiz. Duydun. Evet, işim çok zor. Gerçekten her biri çok mantıklı. Ben de Özge'ye katılıyorum ve yemekten sonra tatlı alır mısınız? Çıkar mı? Bence çıkar. Daha popüler cevaplar verdiniz aslında ama. Daha popüler bir isim cevap var. Özge çok mesela şey, hanım, Tuba. Hanım çok güzel Abdullah cevap verdi. Şey yanında içecek ne alırsınız çok popüler. Ama ne alırsınız var ya, içeceği ondan dolayı eledim aslında ben. İçecek alır mısınız? Hanım ne söylemiş? Yine bekleriz var. Afiyet olsun. En popüleri. En popüler. 4. Tatlı dedi. Tamam. Sorarım gider. Sordum. Çıkmazsa puanlar orada kalır. %3 falan. Yemeğin üstüne tatlı alır mısınız? Evet. Yemeğin üstüne tatlı alır mısınız? Afiyet olsun. Ve puanlar şekerli çaylarda kalır. Bu kadar güzel sevinen, bu kadar güzel çığlık atan Tuba ve Sema harikasınız. Ben 3x neden aldığımızı öğrenmek istiyorum ya. Ben 3x neden aldık? Kopyadan dolayı. Evet, kopya birbirimize verdik. Vermedik, vermeye Levent. Çalıştık. Sen olaya, sen kopyacı değilsin Levent. Değilsin. Sen biz kopyacıyız. Sen, tamam. Sen sıkıntı yok sende. Efendi çocuk. Oraları ne fark bakalım. Eder biz aldık. Puan geri geldi. Bakalım nedir? Epopüler 6. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Çok 4. Merak. Aynen. Bak bir dakika. Çok merak ediyorum. Tuğba sıralamayı versin. Evet evet sıralamayı sen ver. 4. Evet, 6'yı istiyorum ben. 6 neydi? Soruların cevaplarını hatırlamıyorum ya, onu şu an. Abdullah mı soruyorsun, bana mı soruyorsun? Kaç kişiyiz? 6. Bakalım en popüler çay alır mıydınız? Çay alır mıydınız? Yemek derler. Çay alır mıydınız? Çay alır mısınız? Evet. Biz ben Tuğba'nın sıralamasına göre verirsek. En çok kullanır. En popüler 6'yı görelim. Yine bekleriz, afiyet olsun. Ya yine bekleriz. Banko söyledikleri bir şey. Devamlılık esastır. Tabii. Yani. En popüler 5'i de görelim, hemen merakımızı giderelim. Aklına gitmedi. Evet, çok mantıklı. Hiç aklımıza da gelmedi. Hiç gelmedi. Ve sürekli yaparız. İyi ki de gelmemiş. Ve 4 nedir? Ya ben... Ya... Bırakın. Orası demedi mi? Afiyet olsun afiyet dediler. Olsun. Kim dedi? Kim dedi afiyet olsun? Hanım dedi. Hanım söyledi. İyi ki olsun. Sıralamayı da ben dedim. Kafanızın böyle bozulmasın. Ona çok güvendiğimiz için oraya koyduk zaten. Ya ne kadar naifsin hanım. Hanım. Hakikaten hanım. Tebrik ediyorum bravo. Size. Bravo. Hanım. 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 İsmiyle mi sen var? Çok güzel bilemediniz. Ne oluyor? Ne oluyor? Spontane ekibi 158 puanda. Şekerli çay inanır mısın Levent? 225 puanda. Güzel. Şimdi tam istediğim tablo var ortada. Duble puan etabına geçiyoruz. Allah. Final öncesi son etap. Önemli bir etap. Siz de üzülmeyin çünkü bu etabı alırsanız finalde sizinleyiz. Alamazsanız sizinleyiz. Kimi tutuyoruz acaba? Aa ben şeyim, tamamen ortadayım. Ben hep ortada. O kesin. Hanım ve Levent geliyor. Hanım da araştırma. Hanımdan başlıyorum. Hanım seni tanıyalım. Hanım Kılıç, okul öncesi öğretmeniyim. Marmara Üniversitesi mezunuyum. 27 yaşındayım. 5 senedir bir fil okul öncesi alanında çalışıyorum. Bir çocuk yuvasında çalışıyorum. Kadıköy Belediyesi'ne ait bir çocuk yuvasında öğretmenlik yapıyorum. Çok güzel.
Harika. Siz, Abdullah falan kaç yıldır arkadaşsınız? 3 senedir arkadaşız. Özge vasıtasıyla tanıştık hepsiyle. Aslında ben Özge'nin arkadaşıyım ve daha sonra hep birlikte arkadaş gruba olarak dahil oldun evet. Sonra. Harika. Peki. Levent seni tanıyalım. Merhabalar. Asuman Hanım, sizi ekranlardan gördüğümden beri hep aynısınız. Hiç değişmediniz. Yani evet. Çocukluğumdan beri sizi seyrediyorum. Hep aynısınız. Çocukluğumdan beri. Kaybettin işte. Bilal'cim ne demişim? Nerede miyim? Bak Direk Hanım'ı ya. Hangi tarafı tutuyorum? Bak. Çocukluğundan tarafsızlığınız beri ortada. Amma da attın kafadan Levent ya. Tanıyalım seni Levent. Evet çocukluğunda da beni izlerdin. Levent Taşçı, dans hocasıyım. Aynı zamanda MC olarak çalışıyorum. Aynı zamanda da? MC. MC'siz. Mikrofon kontrol. Yani organizasyonlarda sunuculuk yapıyorum. Aa süper, tamam, okey. Dansla uğraştığında belli. Özellikle hangi danslar? Özellikle grup dansları, modern danslar yapıyoruz. Kaç yıldır? Yaklaşık 26 yıldır. 26. Dedim sana. Çocukluğumda başladım. Çocuk olamazsın. Peki, duble puan etabınız geliyor. 100 kişiye sorduk, en popüler 5 cevabı arıyoruz. Tek olarak satın alınamayan bir şey söyleyin. Bas, bas. Dur. Soru bitti. Soru neydi? Levent. Küpe. Neydi? Evet. Senin yüzükler falan var mıydı? Seviyorsun aksesu. Çok güzel ha. Of çok iyi. Küpe var mı? Evet. Aa, varmış. Enteresan. Hani bu arada bolca bir düşündün. Hadi daha popüleri çıkar senden. Buldum. Tek olarak satın alınamayan bir şey söyleyin. Ayakkabı. Evet. En popüler şey. Ayakkabı var mı? Çorapla görüşürüz Levent. Hanım aslında niye küpe tek, tek de küpe? Küpe alınmıyor küpe. Ne düşünüyorsun? Küpe tek de alabilirim. Alamam mı? İyi düşünün. Ben mi alıyorum? Olabilir. Ozan sendeyiz. Dikkatli duble puan etabındasınız. Bu etabı kazanırsanız finalde sizinleyiz. Tek olarak satın alınamayan bir şey söyleyin. Çorap, ayakkabı, küpe çıktı. Ha? Hadi Ozan. Üzüm. Ne? Üzüm. Ne? Üzüm dedi. Üzüm dedi. Cevaplarını mantıklı. Ne dedi? Mantıklı. Ama çok canım, mantıklı. Bence de mantıklı. Doğru güzel. Doğru. Bir tane üzüm alabileyim. Hayırdır bir tane. Üzüm var mı? Koyalım. Tek olarak satın alınamayan bir şey söyleyin. Özge ve Raziye, siz bitirirsiniz bu işi. Umuyorum. Pandemi sürecinde bayağı popüler olup ilk biten şey olarak benim aklıma nedense tuvalet kağıdı geldi. Aa, tek başına satın alamayan, genelde çoklu paketlerle alınan. Hakikaten ya, neden orada bir ya şey oldu? Başka kimsenin aklına gelmemiştir bu. İyi de o bir çift değil ki zaten. Gelmemiştir. Finalde satılır. Genelde mümkün tek başına değil. Satılmaz. İşte zaten o yüzden. De çift değil. Tek alınamaz. O yüzden. Sema zaten değil mi? Sorumuz o. Sema zaten sorumuz. Tek olarak satın alınamayan bir şey söyleyin. Tamam pardon. Tek olarak satın alınamayan bir şey söyleyin. Tuvalet kağıdı. O olmayabilir. Ama mesela Bilal'den dedi ki herkes söylememiş olur. Akademik düşünüyorlar. Onun için yemez. Çok akademik gerçekten. Yemez. Bakalım tuvalet kağıdı var mı? Evet. Işte cevapların ikisi de bende ya. Işte. Sen de mi? Ben de. Hazırsınız. Ben. O zaman her an fırsat ayağınıza Raziye gelebilir. Cevap verir Raziye, tek olarak satın alınamayan bir şey söyleyin. Raziye? Ya aklıma o kadar çok şey geliyor ki ama akademik 100 kişinin, düşün akademik. 100 kişinin vermiş olduğu cevaplardan birisini vermek zorundayım. 5! 4! 4! Bir sürü şey geliyor. 3! Kira, 3! Diyeceğim, 2, yok hayır. 1! 1! Çöp poşeti. 0!
Dedin mi? Arada çöp poşeti. No no, başka bir şey dedin. Kiraz dedi. Kiraz dedi başta. Kiraz dedin. Önce kiraz dedin. Ama niye şimdi? O üzüm, kiraz. Dedi, biz sayarken bir şey dedi çünkü. Onu kayda bakalım. Kiraz. Var mı? Yoktu. Yok. Kesinlikle. Yok. İkisi de bende. 100 kişiye soruluyor bu soru. Bak. Hakikaten yok. Buyurun efendim. Fırsat ayağımıza geldi. Kümelenin lütfen. Ay, hadi gelin. Allah. Bence kümele. Sen yine de kümele. İlk etaptaki cevabını da hatırlıyoruz. Abdullah, iki çarpınız var. Evet. Dikkatli olun. Gerçek. Bak, burayı bitirirseniz finalde sizle yarışıyoruz. Tamam. Ama inanın aklıma gelmiyor şu anda. Aa. Tek olarak satın alınamayan bir şey söyleyin. Çıkanlar, çorap, ayakkabı, küpe, üzüm. Çocuk bezi diye. Üç. Çok satılıyor ya. Ne? Çocuk doğru. Bezi tek alınabiliyor. Çok doğru bir cevap. Tek satılıyor mu? Tek alınıyor mu? Satıyor. Tabii. Tabii. Parası Süleyman yok. Abi satıyor ya. Durum oldu ben sana dedim. Bizim bakkal. Ben üstüne getireyim hemen. Süleyman abi mi? Süleyman abi mi satıyor? Ha, Süleyman bakkal. Ya attım. Çocuk bezi evet, var mı? Vardır. İkisinden birini söyle. İkisinden birini direkt söyle. Hangisini söylersen söyle. Eldiven. Eldiven. İkisini de söyle. Eldiven. Bir ve geldi. Bir bu, iki bu. Eldiven. Sema. Tamam. Ya bir dakika. Eldiven. Tamam. Ya tek olarak satın alınamayan bir şey söyle. Eldiven. Eldiven. Kol düğmesi. Ya ikisini de söyle. Ben de söyleyeceğim. İşte ben söyledim zaten. Bilal kol düğmesi ve eldiven 1-2 diyorum ben. Sende miydi bu cevap? Evet. Sende ya, mi çıktı? Eldiven bak, direkt zaten. En popüleri genel olarak insanlar 100 kişiden hesap ediyor. Hayır, eldiven. O 100 kişi o eldiven şeyi aklına gelmez. Kol düğmesi aklına gelmez. Kol düğmesi gelmez. Eldiven daha ben çok. Ben çok mu zekiyim? Yo. Yo, gelir gelir. Kesinlikle eldiven. Zaten eldiven. Eldiven, eldiven. Tamam. Tuğba. İkisi de değil. Benim de cevabım yok. Aa, Tuğba. Sema, sen kaptansın. Sen söyle. Karar vereceksin. Bak, sorumluluğun yok. Büyük. Ona söyleyeyim. Sorumluluğun büyük çünkü oradan çok büyük gözünü eldiven. Böyle açtı. Bir evet. De ya ben iyice Levent düşüneyim ya. Ben önce bir düşüneyim ha, arkasından. Sorumlusun benim eldiven. Bilalettin bana çok fena bir şekilde şu an üstüme yükleniyor. Söyle söyle. Kesinlikle cevap veriyorum. Kaybetsek de seninleyiz. Eldiven. Ay bize nasıl evet. Güzel söyledi. Eldiven çıkarsa finalde şekerli hep çayla bol bol şekerli çay içeceğiz. Eldiven var mı? Var. Alkış bekliyoruz. Tebrik bekliyoruz. Verilir mi ya? Kim dedi? Buradan verilir mi dedim ben sen. Dedim. Sen. Ayıp. Hakikaten oradan verir. Ama eldiven de çok, çok iyi cevaptı. Bütün sorumluluğu evet. Alan Levent. Ya. Levent. Ben işte bu kışın mı bu anket yaptılar? Çok güzel. Ya. Kışın Levent. Olsa kesin olur Levent. Yani. Demek ki yazın yapmışlar. Hızlı koşabiliyor musun yavrum? Bak yazın yaplarsa ben çok güzel cevaplarım. Bir dakika mantıklıydı ama değil yani. Bir dakika efendim Raziye. Ben gerçekten cevapları çok merak ediyorum. İnanır mısın? Herkes çok merak ediyor. Hemen merakınızı giderelim. En popüler ikincisi ne çıkar Tuğba? İnanın hala fikrim yok. Zaten olsaydı bu masa şu an kaybetmemişti. Sinirlendi. Bayağı bir güzel cevap. Sinirlendim. Ya ben de eldiven ya da kol düğmesi başka bir şey aklıma gelmiyor. Evet eldiven. Başka ne oldu? Bakalım neymiş en popüler ikinci cevap. Raziye dikkat. Evet. Kuru yemiş mi? Kuru yemiş geldi aklıma ama şöyle düşündüm. Hatta siz Özge'ye sorarken geldi. Dedi ki fındık ayrı verilebiliyor, işte Hindistan cevizi ayrı veriliyor. O zaman olamaz dedim. İlk cevap buydu bende. Çekirdek de olabilir. Çekirdeği de alamazsın işte. En popülerini görelim. Bak ya. Kirinç tek alamayız. Çok da
zormuş bu ama ne? Yani bir. Eldiven güzeldi ya. Yani ben ona bakacak olursan küpe de mesela aslında evet, tek alabilirsin. Zor. Ama demek ki 100 kişiye sorduk. En popüler 5 cevabı aradığımızda bu sonuçlar çıkmadı bizim gönlümüzdekiler. Şekerli çay bir şey söyleyeyim mi sana? Şekerli çay. Tadı kaçtı. Yıllarımı verdim şekerli çaya. Hem de hiç sonra Bilal... ihanet ettiniz değil mi şekerli çaya? Yok Bilal Ettinki gibi değil hem de. Yani. Vay vay vay. Şu çay bardağını 3 tane atıyordum ben. Ben yarısını kullanıyorum. Sonra? Şöyle bir kahveye 16 kesme şeker atıyordum. O derece. Tabii tabii. Spor hocam bana dedi ki şeker kullanıyor musunuz Asuman Hanım? Dedim ki şeker ne demek ki yani şeker ben bulmuş bile olabilirim. 19 kesme şekerdi. Azaltalım onu dedi. 16'ya indim. Sonra dedi ki acaba komple kessek okey sıkıntı yok dedim. Sonra hakikaten ben çay içmiyormuşum ya. Kahve de içmiyormuşum. Direkt o yüzden yani. Bir dene. İhanet ettiniz. Ben denedim. Çok denedim. Arkadaşım var. O mesela bana çok böyle yol gösterici oldu onun söyledikleri. Dedi ki ya inanma dedi bunlara. Bana dedi böyle telkin ederek dedi şekeri bıraktırdılar. Şimdi diyor şekersiz içiyorum çayı. Ne şekersiz çaydan tadılabiliyorum. Şeker attığım zaman da tadalamıyorum. Ağzımın tadı bozuluyor. Çay içemiyorum artık. Onun. Peki ya. Sema yıllarını veren aileler için. Sağlık için, Sema. Ama, sağlık için şekersiz içmek tabii ki güzel faydalı bir şey. Evet. Sağlık açısından. Ama tadın daha güzel oluyor. Tuğba ve koçum Bilalettin, Seval, Levent, iyi ki geldiniz ya. Süper eğlencelisiniz. Çok teşekkür ederiz. Biz de çok mutlu olduk. Sizinle konuşmak çok güzeldi. Evet. Harika. Evet. Benim için de zevkti. 1 lirayı aldınız. Şimdilik sizi uğurluyorum. Çünkü spontane ekibiyle aileler yarışlar finalde buluşuyoruz. Spontane ekibiyle aileler yarışıyor da finaldeyiz. Kimlerle yarışıyorum finalde? Senkronize bir şekilde elimizde kaldırdılar. Bir ara çok korktum biliyor musunuz? Finali kaptıracaksınız diye. Bizim için de eldiven çok güzel bir cevaptı. Biz açılacağını düşünüyorduk ama. Değil mi? Şanslıydı. Gitti geldi harika oldu. Abdullah ve hanımla finalde yarışıyorum. İlk kimle yarışıyorum? Benimle. Hanım. İnan yani hiç göndermek istemiyorum seni. Hani 5 atıyorum 20 saniyeliğine bile olsa göndermek istiyorum. Ama göndermek durumundayım. Seni bu müzik odasına uğurluyorum. Abdullah seni de final için yerini alıyorum. Hadi. Hanım. Abdullah hazır mısın? Hazırım. Heyecanlı mısın? Biraz. Bu ceplerden destek almak heyecanını yenmek için mi? Biraz iyi geldi. Nasıl rahat hissediyorsan. 200 puana ihtiyacınız var toplamda 5000 lirayı kazanabilmeniz için. Çok basit sorular soracağım. 20 saniyen var. Aklına gelen ilk cevabı ver mümkünse. Aklına bir şey gelmiyorsa pas de. Süremiz kalsın. O cevaplayamadığın soruyu sana tekrar sorabileyim. Tamam. Güzel. Çok çekirdekli bir meyve söyleyin. Nar. Kreşlerde görebileceğiniz bir şey söyleyin. Öğretmen. Tavuk haricinde yumurtası yenilebilen bir hayvan söyleyin. Pas. Bir atasporumuzu söyleyin. Güreş. Sıcak renkler sınıfına giren bir renk söyleyin. Kırmızı. Tavuk haricinde yumurtası yenilebilen bir hayvan söyleyin. Ördek. Güzel, güzel. Orada kal orada. Kalıyor muyum? Tabii. Birlikte bakalım. Pardon. Bakalım neler yapmışsın Abdullah. Çok çekirdekli bir meyve söyleyin. Nar dedin. Nardan size kaç puan geldi hep birlikte öğrenelim. Kreşlerde görebileceğiniz bir şey söyleyin dedim. Öğretmen. Eğitimci olduğum için aklıma bu geldi. Öğretmenden kaç puan gelmiştir? Çocuk daha mantıklı. Çok güzel. 38 puanı var şu ana kadar. Tavuk haricinde yumurtası yenilebilen bir hayvan söyleyin dedim. Ördek dedin.
Yedin mi hiç? Yemedim aklım okey. Bıldırcın diyecektim bir an sonradan ördek geldi aklıma. Bakalım ördekten size puan geldi mi? Geldiyse kaç puan geldi? Bir atasporumuzu söyleyin dedim. Güreş dedim. Güreş dedin. İlk akla o geliyordur diye düşünüyorum. Güreşten spontane ekibine kaç puan gelmiştir? En popülerini bulmuşsun. Sıcak renkler sınıfına giren bir renk söyle. Kırmızı. Kırmızı dedin. Gayet güzel. Kırmızıdan kaç puan geldi? Harika. Wow. O da popüler değil mi? Evet, en popülerini bulmuşsun. Abdullah, toplamda 112 puan sen aldın. Bakalım hanım ne yapacak? Seni alkışlarla yerine uğurluyorum. Ve final için hanım geliyor. Haydi hanım. Bravo. Bravo. Sendeyiz. Hanım, 200 puana ihtiyacınız var toplamda. 25 saniyen var. Çok basit sorular soracağım sana. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Değiştir dersem cevabını değiştir lütfen. Aklına hiçbir şey gelmezse acil bir şekilde paste ki süremiz kalsın. O cevap bulamadığın soruları tekrar sana sorabileyim. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Çok çekirdekli bir meyve söyleyin. Üzüm. Kreşlerde görebileceğiniz bir şey söyleyin. Park. Tavuk haricinde yumurtası yenilebilen bir hayvan söyleyin. Pas. Bir atasporumuzu söyleyin. Güreş. Değiştir. Cirit atma. Sıcak renkler sınıfına giren bir renk söyleyin. Kırmızı. Değiştir. Sarı. Tavuk haricinde yumurtası yenilebilen bir hayvan söyleyin. Bıldırcın. Güzel. Harika. Harikasın. Harikasın. Bakalım hanım neler yapmış. Çok çekirdekli bir meyve söyleyin dedim. Üzüm dedin. Karpuz. Üzümden. Spontanelere kaç puan gelir? Güzel. Buranın en popüler cevabı karpuz. Karpuz. Karpuzdur. Karpuz. Olsun, çok güzel. Kreşlerde görebileceğiniz bir şey söyleyin dedim. Park dedin. Öğrenci, çocuk. Park. Sizi 5000 liraya ne kadar yaklaştırmıştır? Çok güzel. Buranın en popüler cevabı çocuk. Oysa ki... Çocuk. Çocuk. Çocuktur. Her şey de Ozan'dan çıkıyor. Çocuk. Tavuk haricinde yumurtası yenilebilen bir hayvan söyleyin dedim. Bıldırcın dedin. Bıldırcın size kaç puan getirmiştir? Harika. Harikasın. 175 puandasınız. Henüz puanını bilemediğimiz, bilmediğimiz iki tane açılmamış cevabım var. Toplamda da 200 puana ihtiyacınız var. Bir atasporumuzu söyleyin dedim. Cirit dedin. Cirit'ten size kaç puan gelir? 25'ten fazla. 25. Çok iyi. Sarı renk, sıcak renk mi
bilmiyorum. Sarı sıcak renk mi bilmiyorum. Bence doğru. Söylemiştir bence insanlar. Sıcak renkler sınıfına giren bir renk söyleyin dedim. Sen de son cevap olarak sarı dedin. Sarı size 5000 lirayı kazandırabilecek mi? Şimdi hep birlikte öğreneceğiz. Kazandık, kazandık. 20. Kazandık. 20. Geldi, 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 geldi. En üstünden 4 kişi. Bravo! Ya ne tatlılar, ne güzel sevindiniz. Hanım ne oldu? Sarı sıcak mı bilmiyorum mu dedim. Sarı sıcak sıcak. Bilmiyorum en. Gayet de sıcak. Öyle bir sıcak ki. Ya 5000 lira gibi sıcak. Güzel, Raziye memnun musun? Çok. Harika. Gerçekten çok eğlendim. Ve sizi tanımak da gerçekten kesinlikle çok zevkliydi. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Ozan sen niye yarışmadın? Sen de bayağı her şey. Yoksa orada tabii heyecan yok, sakin sakin. Evet, ya Abdullah ve hanımın cevapları biraz daha iyi gelmişti yarışma sırasında. Çok memnunuz, güveniyorduk zaten. Kazanacağımızı da biliyorduk. Ördek Abdullah çok güzel bir cevaptı. Ama yine de 7 kişi evet, söylemiş. Ben hiç gelmem. Hiç çıkmaz diye ben de bir korktum. 5000 lirayla ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ne yapmayı düşünüyoruz? Harcayacağız. Çatır çatır yiyeceğiz yani. Abdullah mı patron? Anlayalım. Hayır, babam. Tamam Ozan. Çatır çatır yiyeceğiz. Eğleneceğiz. İstanbul'a. Güzel. O zaman eğlendikçe bizi hatırlayın. Eğlenmeyi. Teşekkür ederim. Beni de bekliyorsunuz. Evet, lütfen. Tamam, gelirim ben. Hanımı da alır gelirim. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Bir de hem eğlendiniz bir de üstüne bu akşam bizler tam 5000 lira kazandınız. Siz de efendim bizle bu heyecanı burada yaşamak istiyorsanız ne duruyorsunuz? Buyursunlar başvurun efendim. Ve yepyeni bir aileler yarışıyor da tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.